Uzun bir aradan sonra Doktor Sanat'tan merhaba. Bugün sizlerle birlikte Hello Kitty çizeceğiz. Hello Kitty benim küçük kızım İpek'in bir tercihiydi. Bunu çizelim baba dedi. Şu anda o da benim yanımda. Çizime eşlik etmiyor ama beni dinliyor. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Kağıdımızın yaklaşık üçte bir üst bölümünden ilk önce bir tane kafasının ortasını oluşturacak çizgiyi çekiyorum. Sizler de çekin. Daha sonra buradan bir kurdelesi var kafasında. O kurdelesini yapmamız lazım. Şuradan şöyle bir yuvarlak bir oluşum çiziyorum. Siz de bunu çizin. Evet, harika. Daha sonra buraya bir yuvarlak çiziyorum. Kurdelenin yuvarlağı. Daha sonra da kurdelenin diğer kenarını yapıyorum. Evet, çizebilirsin kızım. Daha sonra buraya bir halka ve buraya bir halka yapıp kurdeleyi tamamlıyoruz. Sizlerin de çizmesini bekliyorum. Evet. Baba, Şimdi buraya bir kulak yapacağım. Evet, şöyle bir kulak çizdim. Şimdi diğer kulağını çiziyorum. Biraz oval yapıyorum şu şekilde kulağını. Yüzünün diğer kısmına devam ediyorum. Evet, sizlerin de çizmenizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi evet. Şimdi elini çizeceğiz. Şuradan bu şekilde benim gibi başlayıp yumurta gibi ovalimsi bir şey çiziyorum. Evet. Daha sonra şurada bir şöyle yarım daire gibi bir daireyle bunu tamamladım. Evet, sizlerin de çizmenizi bekliyorum. Daha sonra alt tarafta çenesine devam ediyorum. Burada durdum. Çünkü resme bir şey ekleyeceğiz. Buraya bir aşağı doğru bir çizgi. Elinde bir kitabı var. O kitabını çiziyoruz. Kitap değil o baba, Ne? telefon. Telefon mu? Aa, ben bilmiyordum. Telefonmuş arkadaşlar elindeki. Buraya bir telefon çizeceğiz eline. Tamam. Daha sonra aşağı indirdim. Sizlerin de çizmesini bekliyorum. Kitaba benzer, telefona benzer bir yapı çizeceğiz buraya. Tamam. Telefonmuş. Buradan bir daireyle burayı tamamladım. Daha sonra üst tarafa geçtim. Buradan kurdelenin yarım kısmından aşağıya doğru kafasını tamamladım. Evet. Sizlerin de çizmesini bekliyorum. Harika. Şimdi şu kısımdan hafif aşağı bir çizgi çektim. Daha sonra bu gövdesinin bir kısmını oluşturacak olan bu şekilde üst gömlek diyelim artık, tişört diyelim. Tişörtünü çiziyorum. Bu Tişörtünün yakasını, elbiseymiş pardon arkadaşlar, evet. Elbiseymiş. Ben iki parça zannettim ama tek parçaymış. İpek beni uyardı. Harika tek İpek. değil. İpek teşekkür ederim. Daha sonra buradan şu kolunun diğer parçasını oluşturacağım. Buradan devam ediyorum. Şöyle. Baba, hala mı gözünü çizmedin? Baba, Evet. kalın fırlatıyorum. Kalın da gözünü Şu anda çizmesin. değil. Şu anda değil. Biraz bekle lütfen. Evet. Çizdiniz mi? Devam ediyoruz. Eteğinin alt kısmını, elbisesinin alt kısmını yapmak için. Evet, devam ettim. Yukarıdan aşağıya bir oval indirip bunu şu kenarlarını ovalleştirerek bitirdim. Evet. Şimdi bacaklarını yapacağım. Buradan bir yarım daire, sonra Baba, bir neden yarım sesini daire. açtın? Baba, Ortaya bir çizgi. İpekçim söyle kızım. neden sessiz?
Sessizleşmedim anlatıyorum ya. Ama daha sonra ayakkabılarını yapıyorum. Ayağını yaparken. Evet, ayakkabılarını yaptım. Şimdi eteğinin şuraya iki tane çizgi çektim. Siz de çekin. Bekliyorum. Tabii, özellikle İpek beni uyardı. Telefonunda bir kalp resmi olduğunu söyledi. O kalp resmini ekledik. Şimdi Hello Kitty'nin bıyıklarını çiziyoruz. Bıyığı kalın da yapmalıyız. Evet. 3 tane de bu tarafa. Evet. Şimdi baba gözünü mü yapıyoruz? Baba gözü için bu lazım. Bir burun yaptık. Baba, biraz küçük oldu ama. Gözünü şu şekil. Kalınla yapmalıydım. Bir yuvarlak yaptım. Kalınla gözünün diğerini de şu şekilde bir şey yapıyoruz. Evet. Şimdi gözünü siyaha boyayabiliriz. Diğer gözünü de şu şekilde siyah boyayabiliriz. Baba, zaten aşağı yukarı bitirdik gibi. Boyayınca daha güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi boyamaya başlıyorum arkadaşlar. Evet. Burnunu sarı yapacağım. Bir sarı alıyorum hemen. Baba. Sarıya boyadım. Sen nasıl şimdi, böyle düzgün çizebiliyorsun? Şimdi bir pembe aldım. Pembeyle kurdelesini. Baba aynı renk değil mi şu pembeyle? Pembeyle baba, şu pembeyi yapayım. Şu pembeyle aynı renk değil mi? Bak be şöyle, evet, şu pembe. Bu ikisi aynı renk, evet. Kurdelesi. Kurdelesini pembe yapıyorum. Evet. Kırmızı bir kalp yapacağım şimdi şuraya. Kırmızı kalbini bir boyayalım. Evet, güzel oldu. Baba, şimdi eğer baba telefonunu baba, açık bir pembeyle yapacağım. Baba, efendim İpekçi. Eğer şu boyadığım yerlere hiç vurmazsan boya kurumaz haberin olsun. Anladım. Biraz koyulaştırmalısın. Evet. Telefonunu da böyle pembe yaptık. Sıra geldi kıyafetine. Aslında kıyafetinde değişik kareler var. Yapmaya çalışacağım. Baba onlar elmas şekli. Elmas şeklinde aslında. İpek beni yine uyardı. Sen uyardı falan deme. Demeyi mi? Tamam, İpek beni uyarmamış. Siz de yapabilirsiniz. Elmas şeklinde şu şekilde. Yan kareler çizdiğimizi düşünün. Elmas dedim. Elmas şeklinde, evet. Ben çizimi kolay anlatabilmek için öyle dedim İpekciğim. Baba neden açık pembe yapmıyorsun? Hayır, ben elmasları böyle yaptım. Şimdi elbisesini açık pembe yapacağım. Bak söyle. Baba üstünü boyarsan cidden bununla aynı renk olur haberin olsun. Evet, şu ortalarını. Baba bence kalınla yapmalıydın. Yani kalınla yapsam belki daha güzel olabilirdi. Doğru söylüyorsun. Bir dahaki çizimimizi kalınla yapalım seninle beraber. Evet. Baba işte bunu bitirdiğinde seninkini ben boyasam da. Tabii. Sen de bunu çizsen. Tabii olabilir. Bunu çiz. Olabilir. Bunu çiz, ben şimdi, sonra uygun renkte ben boyarım. Şimdi elbisesini yapıyorum arkadaşlar. Elbisesini boyuyorum. Baba boyamayı bana bırak. Ama ben bunu çekim yapmam lazım İpekciğim. Sen diğer kısımlarını baba, boyarsın. Efendim. Üstünü boyasam mı şu elmasların? Biraz. Tamam, sen ben bitireyim. Evet. Evet.
kıyafetini de yaptık. Şimdi sıra geldi pabuçlarına. Pabuç mu? Evet. Pabuç değil. Ya? Ne bunlar kızım? Bu bildiğin neydi? Yuvarlak. Ayakkabı mı? Evet, yuvarlak ayakkabı. Pardon, ayakkabı. Ben pabuç dedim. Yine İpek tarafından uyarıldım. Baba. Evet, aslında Hello Kitty'miz aslında bitti. Ama bazı yerlerini belirginleştirince daha güzel olacağını düşünüyorum. Baba, Hello Kitty. Biz de bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki çizimde görüşmek üzere diyorum. İmzamızı atıyoruz. Doktor Sanat.